Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün gündem konularımız oldukça yoğun. Siz bu videoyu izlerken ben de Eskişehir'de Sivrihisar'da olacağım. Ve Sivrihisar'daki havacılık gösterilerinde gerçekten Türkiye açısından çok önemli bir organizasyon. O güzel uçuşları izleyeceğim. Pazar sabahı yayınlıyoruz gündem videomuzu. Yol düşenler, yakın olanlar, gelebilecekler Sivrihisar'da çok güzel havacılık gösterilerini izleyebilirler. Bu nedenden dolayı da normalde cumartesi günü yaptığım çekimleri cuma günü yapıyorum ve elimden geldiğince size gelişmeleri aktaracağım. İlk konumuz Afrika'daki havacılık pazarı ve Türkiye'nin satış şansı. Buna da Nijerya odaklı bakacağız. Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da çok önemli bir havacılık ve savunma fuarı gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, mühimmat üreticilerimiz ve aynı zamanda silah ihraç eden Canik, Sarsılmaz gibi şirketler ve tabii ki zırhlı araçta da Otokar bu pazarda yerini almak üzere fuarlarda stand açtılar. Şimdi bu pazardaki önemli gelişmelerden bir tanesi Nijerya'nın Taarus helikopter projesi ihalesi ve Nijerya 12 adet Taarus helikopteri almak istiyor. Türkiye'den TUSAŞ T-129 Atak'la katılırken Avrupa'da Airbus Tiger konseptini Nijerya'ya sunmuş durumda. Diğer tarafta da bir başka yeni oyuncu Hindistan. HAL onların helikopter imalatçısı. HAL tarafından geliştirilmiş LCH modeli de Nijerya'nın ilgisine sunulmuş durumda. Bu bölgede özellikle artan terör eylemleri nedeniyle Nijerya bunlarla mücadele etmek amacıyla silahlı kuvvetlerini geliştiriyor ve ciddi alımlar yapıyor. Bir bakıma alımlar açısından Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri de bu alımlara destek vermek için elinde Pakistan'a satamadığı ihracatı durdurulan Amerika tarafından AH-1Z tipi helikopterleri de Nijerya'ya önermiş durumda ve burada böyle bir kıran kırana bir savaş dönüyor adeta. Şimdi burada dış kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bu helikopterlerin alımları için tabii fiyatlar ön planda. T-129 Atak için TUSAŞ'ın verdiği birim fiyatı yaklaşık 45 milyon dolar. Avrupalılar Tiger'ı 68 milyon dolara satıyorlar ama Hintliler çok düşük bir teklif vermiş durumdalar ve helikopter başına 17 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Yani Atak 45. Hintlilerin teklifi ki atağa yakın bir helikopter, ağırlıklar taşıdığı yükler açısından zaten hani Avrupa'da Tiger'ı biliyoruz. Tiger oldukça pahalı bir helikopter. O da 68 milyon dolar. Şöyle bir haberimizde isterseniz helikopterleri karşılaştıralım. Tiger Avrupa'nın ortak taarruz helikopter projesi. Öncelikli olarak ta Sovyet döneminde tank tehdidine göre şekillenmiş bir helikopter yapısı. Fakat çok başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Almanya, Fransa ve İspanya'nın ortaklığındaki bu konsorsiyuma daha sonra Avustralya'da verdiği siparişte katıldı. Fakat helikopterler düşük harbe hazırlık oranlarıyla pek fazla verim vermedi açıkçası. Hatta Avustralya elindeki Tiger helikopterlerini emekli ederek Amerika'dan AH-64 Apache alma kararı ve bu yolda yürüdü. Bu da enteresan bir gelişme. Yani aradan ben 12 tane satarsam Airbus kârdır diye bakıyor. Diğer tarafta T-129 Atak, İtalyan tasarımı Leonardo tasarımın Türk sistemleriyle birlikte geliştirilmiş, motoru oldukça kuvvetlendirilmiş bir versiyon biliyorsunuz. Sık sık da anlattık platformumuzda. T-129 Atak halen Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terörle bizzat mücadelede kullanılan, çok da başarılı olan iyi bir platform. Türkiye ayrıca Nijer ve Filipinler'e de bu helikopterleri ihraç etme başarısı gösterdi. Ve Nijerya'nın da ihalesinde oldukça iddialı. Hintliler ise yaklaşık 15 kadar helikopteri teslim etmiş durumdalar. Hindistan'da hem hava kuvvetleri hem kara havacılık bu helikopterleri kullanıyor. Özellikler olarak T-129 atağa yakın olduğunu ifade etmiştim. Şöyle bir karşılaştırırsak maksimum kalkış ağırlığı Hintlilerin helikopterine yaklaşık 5800 kilogram, bizim helikopter 5000 kilogram. Yük olarak 1800 kilogram taşıyabiliyor yük, bizim helikopter 1200 kilogram taşıyor. Çift motorlu Fransız turbo meka motorlarına sahip bu helikopter. 2 adet 1384 beygirlik motora sahip, bizim motor ise
Lehtek olarak adlandırılan Honeywell tarafından üretiliyor. 1361 horsepower. Hintlerin helikopteri saatte 280 km hıza çıkarken bizim helikopter 278 km hız. Yani birbirine özellikleri oldukça yakın. Fakat Hint helikopterinin herhangi bir savaş tecrübesi yok. Daha da önemlisi T-129 Atak Türkiye'de çok sıcak havalarda, çok yüksek irtifalarda başarıyla görev yapan bir platform kendini ispatlamış. Hatırlayacaksınız, TUSAŞ bu helikopteri Pakistan'a ihraç etmek üzere çok ciddi girişimler yapmıştı ama motor konusunda Amerika'dan bir onay gelmemişti. Yani resmi anlamda cevap vermeyerek 40 adetlik satışı baltalamıştı. Bakalım Nijerya'ya ne gidecek, ama Nijerya'da ihaleyi alırsa T-129 Atak şanslı. Çünkü bu konuda Amerika'nın AH-1Z teklifi olduğu için, burada da ticaret açısından o bir örnek olduğu için, bu konuyla ilgili ihracatta ben bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu işin teknik tarafı, ama bir de ekonomik tarafı var. Afrika çok önemli bir altyapıya sahip ve Afrika'da etkin olmak üzere Çinliler örneğin çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hintliler de bu kervana katıldı. Keza Türkiye'de kendi gücü kuvveti doğrultusunda, tabii ki Hindistan ve Çin çok büyük ekonomik devler, kendi çapında çok ciddi yatırımlar yapıyor. İşte bölgenin barışının korunması amacıyla adımlar atıyor ve bu konuyla ilgili ticaretin artmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat burada şöyle bir detay var. Hindistan yaklaşık 16 milyar dolarlık bir fonu Afrika'ya ayırmış durumda. Bu fon üzerinden sunacağı krediyle bunu, bu helikopterleri Nijerya'ya satmak istiyor ve bu nedenden dolayı da, yani bizim Atak 45, Tiger 68 milyon dolarken fiyatı 17 milyon dolara indiriyor. Ama dediğim gibi kendini kabul ettirmemiş, ne olduğu belli pek değil helikopterin durumu. Tecrübe, terörle mücadelede çeşitli yetenekler kazanmak istiyorsa Nijerya'nın burada yolu Türkiye'den geçer. Ama ben ucuz bir mal alayım, işte dostlar alışverişte görsün derlerse, Hindistan'ın teklifi orada, sonra da Avustralya gibi biz memnun kalmadık Tiger'lardan, gidelim Apache alalım derler mi? O da soru işareti. İşte görüyorsunuz, bu tür satışlarda yaptığınız silah, hava aracı neyse çok iyi olabilir ama sunacağınız kredi, politik ilişkiler ve stratejik ortaklık da olayın bir başka önemli tarafı. Uzun yıllardır Amerika olsun, Rusya olsun, Avrupa olsun ihracatını savunma sanayi ile ilgili bu şekilde gerçekleştiriyor. Her videomuzda insansız hava araçlarıyla ilgili birer konu yapıyoruz. Çünkü her hafta bir gelişme var, hatta birden fazla gelişme var. Bu hafta bu videoyu hazırladığımız tarihler göz önüne alındığı zaman, yani siz izliyorsunuz ama 2 gün öncesi bu. Kızıl Elma çok önemli bir testi daha geçti ve burun kaldırma ve pistten kesilme testi Baykar tarafından başarıyla tamamlandı. Ve bu test de Çorlu'da gerçekleştirildi. Biliyorsunuz şu an Kızıl Elma'nın PT-3 olarak adlandırılan 3 numaralı prototipi var. İlk uçan, ilk iki prototipe göre çok daha yapısal olarak geliştirilmiş, motoru güçlendirilmiş bir prototip bu ve gerçeğe doğru yavaş 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 Baykar emin adımlarla ilerliyor. Bu konseptteki en önemli artı faktör uçağın taşıdığı jet motor. Bu Ukraynalı Ivchenko motoru var. AI-322F. Normalde bunun bir normal art yakıcısız versiyonu diğer Kızıl Elmalarda kullanılmıştı. 5500 libre itiş gücüne sahip. Afterburner, yani art yakıcı devreye konulduğu zaman bu itiş gücü yaklaşık 2 kata yakın artıyor. 9259 libreye çıkıyor ve böylece hava aracı ilerleyen dönemde süpersonik hızlar, ses hızının aşılması, daha kısa kalkış, havada daha agresif manevra yapabilmek gibi konularda bu art yakıcılı motorla önemli bir adım atmış olacak. Şöyle bir Selçuk Bayraktar Kızıl Elma'nın PT-3'ünü yerden şöyle hafifçe bir kesti. Tekrar iniş gerçekleştirildi. Kızıl Elma iki çok önemli görevi olacak. Hep anlatıyoruz. Birincisi, Milli Muharip Uçak Kaan'la hem Kızıl Elma hem Anka 3 birlikte uçacak. İkincisi de TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden yapılacak hava operasyonuna da Kızıl Elma katılacak. Bu açıdan güzel gelişmeler yavaş yavaş ilerliyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarda da yeni bir sayfa açılıyor. Peki Kızıl Elma diyoruz. TUSAŞ'ın da yaptığı uçan kanat konsepti jet motorlu Anka 3 var.
Anka 3'te çok önemli bir başarıyı tamamladı. İlk atış testini yaptı. Geçen haftaki videomuzda Teber 82 güdüm kiti takılmış bir Anka 3'ün ilk test uçuşunu yaptığını sizlerle paylaşmıştık. İniş takımlarını topladıktan sonra uçağın sol tarafına takılı, yaklaşık ağırlığı işte 250-270 kilogram ağırlığında ve herhangi bir yere sapma, yalpalama yapmadan kalkışını ve görev uçuşunu Anka 3 başarıyla yapmıştı. Şimdi onun atış testi gerçekleştirildi ve Teber 82 Anka 3'ün 12. test uçuşunda hedefi 12'den vurdu. Bu çok önemli bir adım. Peki Anka 3 hedefine doğru giderken buradaki işaretlemeyi kim yaptı diyecek olursak, burada da Aselsan faktörü devreye giriyor. Aselsan'ın geliştirdiği özel kamera 500 serisi hedef işaretlemesini yaptı ve arkasından başarıyla Roketsan'ın Teber 82 güdüm kitli bombası hedefini buldu. Bunlar çok çok önemli gelişmeler ve bunu da sadece 12. test uçuşunda gerçek bir atış yapabilmekte TUSAŞ'ı buradan alkışlıyoruz. Tabii bu bir taraftan da böyle bu güzel yarış diyelim, karşılıksız da değil. Baykar tarafında da Akıncı TİHA taarruzlu insansız hava aracı çok önemli bir mühimmatın testini daha yaptı. Bu mühimmat TOL'un IAR olarak adlandırılan kızılötesi görüşe sahip özel bir mühimmatın atışı yapıldı. Aselsan'ın geliştirdiği bu mühimmat 22 bin fit irtifadan bırakıldı. 20 kilometre ötedeki zırhlı araç başarıyla vuruldu. Normalde bu mühimmatın yaklaşık menzili 80 kilometre. Yavaş yavaş uzatılacak, havada kanat sistemini açarak çok uzun mesafelere doğru uçabiliyor TOL'un ve gerçekten oldukça iyi bir mühimmat, hafif bir mühimmat ve hedefini bularak etkin bir şekilde bu atışları gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz, rekabet de güzel, karşılıklı yeni yeni haberleri de paylaşmak güzel. Umarız bunlar en kısa zamanda hizmete girer ve envanterde kullanılmaya başlanır. Şimdi ben izleyicilerimize sürü konsepti veya milli muharip uçak, yanında kızıl elma, Anka 3 dediğim zaman belki hayal etmekte güçlük çekebilirsiniz. Şöyle bir ilginç bir videoda Amerikalı imalatçı Collins tarafından yayınlandı. Royal Wingman olarak adlandırılan, işte kanadının yanında uçan farklı insansız konseptler, 4. nesil, 4.5. nesil ve 5. nesil savaş uçaklarıyla birlikte görevlerini anlatan çok özel bir video yayınlandı. Burada Collins'in beraber görev yapabilme konseptini görüyorsunuz. Burada işte İHA'lar pilotlardan kumanda alıyor, komuta alıyor daha doğrusu. Hedeflemeyi gerçekleştiriyor ve bu uçak riske girmeden diğer İHA sistemleri hedeflerini yok ediyorlar. Burada bir ilginç başka nokta da, geçen programda da yeni motor haberini sizlerle paylaşmıştım. Çin'in J-20 5. nesil savaş uçağı, Rusya'daki Su-30'dan yapılan savaş uçakları gibi konseptlerde aleni olarak bu video içerisinde alınması. Yani Amerika diyor ki, sizin, ben bu uçaklarınızı hedef olarak görüyorum ve videomda da bunu gösteriyorum. Gerçekten çok ilginç bir video. Bu mevcut uçaklardan çıkılan ortak görev, havada bunların yönetilmesi, veri aktarımı, komuta kontrol, gerçekten bunlar geleceğin savaş konseptlerinde sadece gökyüzünde değil, karada, denizde de uygulanacak ve göreceğimiz farklı farklı konseptler. Şöyle bir gökyüzünden biraz suların dibine doğru inelim, aşağıya doğru inelim. Hatırlayacaksınız, geçen yıl ben size bir video hazırlamıştım. Titanik'i görmek üzere dalış yapan Titan adlı özel bir turistik sualtı, turistik denizaltısı. Çok ilginç bir faciayla birlikte bu seyahat sonuçlanmıştı. İçinde 250 bin dolarlık bilet ücretini ödeyip aşağıya dalan, Titanik gibi denizciliğin efsanesinin enkazını görmek üzere su altına inen bu ekip ne yazık ki yaklaşık 3500 metre derinlikte denizaltının parçalanmasıyla saliseler içerisinde hayatlarını kaybetmişti. O konuyla ilgili dava başladı ve buradaki arama kurtarma çalışmalarına da Amerikan Deniz Kuvvetleri destek vermişti. Amerikan Deniz Kuvvetleri denizaltının
parçalarını su altına indirdiği özel robot denizaltılarla o parçalanan Titan denizaltısının nasıl ağır hasar aldığını gösterdi. Bununla ilgili de bir animasyon, parçalanma animasyonunu daha önceden Amerika yayınlamıştı ve mahkemede bunlar kondu. Bakalım mahkemeden ne sonuç çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Burada derin sularda yapılan bu operasyon gerçekten insansız denizaltı taşıtlarının yaptıkları ve gördükleri açısından çok büyük önem arz ediyor. Çünkü okyanusun dibi yaklaşık 4000 metre civarında bir zemine inmek için aşağıya iniyorsunuz. Basınç farkları çok zor bir operasyon ve bu operasyonu yapabilecek de dünyada sınırlı sayıda ülke var. Oradan denizaltılar derken geçtiğimiz günlerde de Norveç'te yapılan önemli bir tatbikat vardı. 8-21 Eylül tarihleri arasında Dynamic Monarch 2024 tatbikatı için donanmamıza ait TCG Alemdar gemisi bölgeye gitti ve burada 10 ülkenin katılımıyla işte Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, Türkiye ve İngiltere dahil donanmalarından gemiler, 3 farklı denizaltı da vardı katılımcılar arasında. Onlarla ortak bir tatbikat yapıldı ve 90 metre derinlikte bulunan denizaltıdan bizim TCG Alemdar'ın da katıldığı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Burada geçtiğimiz tatbikatta TCG Alemdar'dan indirilen özel sistemlerle kurtarma yapılırken bu sefer tatbikatta TCG Alemdar'a Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait Merkür gemisi eşlik etti. Kurtarma aleti ondan indi. Fakat TCG Alemdar deniz dibinde adeta saklanmış durumdaki denizaltıyı bizim gemimizdeki sonar sistemleri ve kullanan operatörler tespit etti. Daha sonra kurtarma operasyonu yapıldı ve 90 metreden personel çıkartıldı. Gerçekten denizaltıcılık, kabin basıncı nasıl uçaklarda varsa denizaltılarında o devasa denizaltıların su altında basınç farklarına dayanmaları, sessizce görevlerini yapmaları açısından inanılmaz yüksek teknolojiye sahip. Bu konuyla da ilgili Havelsan ortak yayınlarımızda da bir inceleme yapmıştık. Onun da linkini buraya bırakalım. Meraklılar gelip oradan izleyebilsin. Videomuzu sivil havacılıkla kapatalım. Sivil havacılıkta gündeme gelen çok önemli bir konu adeta yolcuların oluşturduğu, resmen tırnak işaretinde terör diyorum ben buna. İki olayı arka arkaya yaşadık. Bir yolcu yerinin değişmesi nedeniyle bağırdı, çağırdı, küfretti, koltukları tekmeledi, uçan kaplamalarına zarar verdi. Sonrasında polis tarafından alındı, götürüldü. Yani o olayda ben kabin memurlarına Allah kolaylık versin diyorum. Ben çok üzüldüm onları dinlerken. Sık sık uçuyoruz. Onlarla ilgili, kabin memurlarıyla ilgili haberler yapıyoruz. Ve bu yaşananlar gerçekten hani böyle insan olarak dayanmak çok zor. Onların da ana görevi orada insanları idare etmek ama her şeyden önce uçuş emniyetini sağlamak. Bu nedenden dolayı bu kurallarda bu kadar ısrarcılar. İkinci olan tek bir şey var. Uçuş emniyeti önce gelince bu kuralların uygulanması gerekiyor. Lütfen bir şey söylüyorlarsa uymaya çalışın. Uyun lütfen bu kurallara. Hatta uymaya çalışın değil, uyun lütfen bu kurallara. İkinci nokta, bu konularla ilgili yaptırımlar ne yazık ki düşük seviyede kalıyor. Siz çıkın bakalım Amerika'da örneğin. New York'ta havalimanında uçak içinde kabin memurlarına öyle bir bağırın, çağırın, hatta küfredin. Saniyesinde sizi ters kelepçeyle alırlar. Bir de terör suçundan içeri atarlar sizi. Gerçekten yaptırımların artılması ve bu konuyla ilgili hukukun hızlı bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Yoksa hava yolları sadece karar isteği aldıklarıyla kalıyor. Diğer taraftan Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği'nin hazırladığı raporda da bu kural tanımaz yolcu kategorisinde olay sayısının da arttığına dikkat çekiyor. Umarım bunlar kötü birer örnek olarak aklında insanların kalır. Kabin memurlarına, orada görev yapan personele saygılı ve mesafeli davranırlar. Bu arada kısa bir shorts videosu hazırlamıştım. Orada da söylemiştim. Burada da tekrar ediyorum. Her bu olaylarda kabin memurları insanları yönetmek üzere özel eğitim alıyorlar. Yani bu bir kriz. Size küfreden bir adama siz de küfredip üzerine yürümeniz gerekmiyor. İdare etmek, profesyonel olarak onu yumuşatıp kontrol altına alıp ilgili birimlere teslim etmeniz gerekiyor. Bu açıdan da kabin memurları gerçekten çok sabırlıymış.
Allah onlara kolaylık versin diyorum. Evet, bu haftalık videomuz bu kadar. Dediğim gibi siz bu videoyu pazar sabahı saatlerinde izleyeceksiniz. Yakın olanları Sivrihisar'a bekleriz güzel havacılık gösterileri için. Sadece Sivrihisar'la da değil, 26, 27, 28 Eylül'de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Air Show var. Daha çok profesyonellere hitap eden bir sivil havacılık fuarı. Oradan dönüyoruz. 2 Ekim'de Adana'da Teknofest başlıyor. 2 Ekim'den itibaren 5 gün devam edecek. 6 Ekim'e kadar Adana'nın semaları jet sesleriyle çınlayacak adeta. Gösterilerin yanı sıra çok sayıda gencimiz Türkiye'nin farklı noktalarında ter döküyorlar yarışmalarda ve orada finallere Adana'ya gidecek gençlerimiz. Umarım o gençlerden çok fazla geliştirdikleri teknolojilerle ilerleyen yaşantılarında, geleceklerinde kendilerine bir yol çizecekler. Ülkelerine yararlı birer genç, birer birey haline gelecekler. Hepsine başarılar diliyoruz. Bana lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Ya bu kadar dil döktük. Abone olmadıysanız abone olun. Beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu oluruz. Sorularınızı yorum olarak yazdığınızda ben bütün yorumlara bakıyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, bol havacılıkla dolu günler diliyorum.